Arkadaşlar geçen hafta sizlerin isteği üzerine Lord Amar Teron'un hikayesini anlattık. Hinterlands yani harita değiştirmemize rağmen yeni haritanın hikayesine girmedik. Ondan önce Aretha Highlands'ı bir öncesinde de Hillsbrough Foothills'ı anlattık. Şöyle haritamızı açalım önümüze. Hani geze geze geliyoruz. Görevlerimizi yapa yapa ilerliyoruz. Bir büyük haritaya geçelim. Şu şekilde aşağıda önce güneye doğru döndük. Sonra da kuzeye döndük. Haritamızın belli bir kısmı açık, belli bir kısmı açık değil. Çok nasıl söyleyeyim? Küçük bir lokasyon olmasına rağmen çok fazla içeriğe sahip. Şu anda sizin yani gördüğünüz ekranda Jintalor, Raven Tusk Village, Skull Rock, yukarıda seyredeni göremiyorsunuz ve Hirvata'yı görüyorsunuz ve büyük bir şeylerden biri de Altar of Zul. Ancak ben size hazırladım bunu öncesinde. Vereyim. Nerede o? Arkadaşlar şöyle haritanın açılmış hali ve haritanın nasıl söyleyeyim klasik şey yani biz klasik expansion'a gelecek diyoruz. Klasik expansion'a geldiğinde göreceğimiz harita bu ve arkadaşlar şöyle bakalım. Bu da şu anki haritası Kataklizm'den sonraki yani Shattering'den sonraki haritası. Zaten fark etmişsinizdir çok da bir farkı yok sadece bir Forsaken girişi oluyor bölgeye. Hirivata işte ne diyor Forsaken şey Station falan kuruluyor. Bu haritada yani ben normalde açmayı düşünmüyordum. Haritanın birçok kısmı açık ama haritanın önemli noktaları olan Aera Peak ve Seradain görünmüyor. Burada görebilirsiniz bunları. Bunları şimdi ben tek tek lokasyonların ne olduğunu, nerelere şey olduğunu anlatacağım. Siz iyice bir görün istedim. Arkadaşlar Forsaken hikayesi anlattık. Bir YouTube'dan kontrol edebilirsiniz. Daha önceki yayınlarımızda detaylı bir Forsaken konusu işledik. Çok ileride yani girebileceğimiz bir konu olmayacak. Şimdi ben bu haritayı kapatıyorum. Kapattım. Önümüzde açık olan haritayı da kapatıyorum. Arkadaşlar karşıdaki kartal heykelini görüyorsunuzdur. Ben bir resim koyup da bunu size yayınlamak istemedim. Şu an bulunduğumuz bölgeden birçok şeyi görebiliyoruz. Bu kartal heykelini aklınıza kazıyın. Şu tarafta ise şu an ekranın önüne aldım. Bir elf lokasyonu görüyorsunuz. Elf binaları görüyorsunuz. Bunları da hafızanıza kazıyın isterim. Çünkü anlata geçeceğim. Bu tarafta fazla bir şey görünmüyor. Karşıda troll şeylerini görebiliyorsunuz. Neydi onu söyleyin. Tapınaklarının üstünü. Şimdi arkadaşlar. Tekrar haritamızı açalım. Jintalor, haritanın en büyük lokasyonlarından birisi. Jintalor, Wild Branch trollerine ev sahipliği yapan bir bölge. Ve Altar of Zul aslında dağların arkasında kalmış gibi görünse de bu Jintalor'a bağıntılı yani biyolojik bağ olan bir bölgedir. Diğer önemli bölge ise hatta en önemli şeyi diyelim. Alanı diyelim. Aera Peak'tir. Aera Peak, Wildhammer cücelerinin başkentidir, ana lokasyonudur. Diğer bir önemli bölge Raven Tusk Village, Horde'un yerleşkesi buradadır ki Hirivata yani şu an bulunduğumuz yerde Forsaken yerleşkesi gelene kadar. Diğer geri kalan iki önemli bölge ise Kual'danil Lodge şu anda üstümüzde henüz açılmamış Lodge'unun yazısını görebiliyorsunuz. Şöyle kapattığım zaman da işte şurası High Elf'lerin yani High Elf diyorum özellikle lütfen Sindora ile karıştırmayınız. High Elf'lerin lokasyonudur bu nasıl söyleyeyim Eastern Kingdoms'daki tek yeridir. Ve yukarıda şu kapalı olan bölgede gidince açacağız. Seradain var. Orası da Green Dragonflight'ın yani Ysera'nın Dragonflight'ının yerleşkesidir arkadaşlar. Buraya kadar çok bir sorunuz olacağını sanmıyorum. Konu zaten hani daha hikayesine girmedik. Eğer varsa alayım aşkım senden. Ysera şey Alliance Ysera Alliance değil. Yani Dragon aspektler hiçbir faction'a bağlı değillerdir. Her faction'la şeydir. Eşit mesafede dosttur yani. Ama yani elf görünümleri var. Evet, Night Elf görünümleri var. Şeyde human formlarında ama direkt olarak Alliance şeyine üye değiller. aynen bağlı diyemeyiz. Arkadaşlar bölgede Wolfpedia'nın yani ya da işte WoWWiki'nin belirttiğine göre yani bu Hinterlands bölgesinde 13.000 varlık, canlı varlık yani humanoid varlık yaşadığı kabul edilmekte. Ve bunların da çok büyük bir
topluluğunu şu anda mesela Wild Branch görüyoruz. Orman trolleri oluşturuyor. Bir sonraki hani onlar orman trollerinden sonraki en büyük kalabalık ise Wildhammer cücelerine, yani Wildhammer dwarflarına aittir. Biz o zaman trollerle şeyden sonra birleştik. Bu expansion'da birleştik. Daha önce hiç Hayır, görmemiştik. bu şimdi öyle düşünme. Troller daha önce ya da sonrasında değil. Birçok troll kabilesi var. Mesela ne diyoruz işte Zandalar trolleri, işte Raven Tusk trolleri, işte Witherbark trolleri, Wild Branch trolleri, Amaniler, şunlar bunlar yani çoğaldıkça çoğalıyor. Horda bağlı olan troller temelde şey, Darkspear trolleri. Onlar farklı yani şu an burada dövüştüğümüz trollerden. Bölgenin ana sahipleri, yani kimse yokken burada herkesten önce troller vardı. Orman trolleri yaşıyordu ki hani Forest Trolls diye geçer şeyde, hikayede, ancak Amaniler olarak bilinirler. Ve çeşitli dağınık farklı yani klanlar halinde. Bunlarlar ki şu anki zaten bu klanların adını sizlere saydım. Ama tekrar lore'da bölündüklerinde size detaylı isimlerini ve işte şeylerini notlarımdan vereceğim. Lokasyonlarını. Troller burada mutlu mesut yaşarken, kimseye etliye sütlüye karışmadan, kendi hallerinde takılırken, Kadimler Savaşı'nın sonrasında sürgün edilen High Elfler, yani Quel'Doray Elfleri bu bölgeye doğru giriş yapıyorlar. Önce tabi Trisfolglaze'e geliyorlar. Oradaki insan kabilelerine hiç bulaşmadan Leyline'ları takip ederek devam ediyorlar. Ve burada Hinterlands, işte Ghostlands ki bu bölgeye Quel'Thalas adını veriyorlar. Yukarı Eversong'a doğru çıkıyorlar. Ancak tabi dediğim gibi yine insanlarla çok bir şeyleri olmuyor. Bu bölgede hani insanlar da onlara çok fazla rezist göstermedikleri için sadece geçişlerini yapıyorlar. Yani geçişlerini yaptıkları sürede bu troll bölgesine geldiklerinde troller bunlara pasif bir rezistans gösteriyorlar. Yani karşı koymaya başlıyorlar. Ve karşı koyduklarında hani elfler ve bu sürgün edilen elfler ve troller arasında savaş başlamış oluyor. Zaten o dönemde halihazırda troll savaşları dediğimiz Amanilerle Arator Krallığı arasında dönen troll savaşları vardı. Yani savaşlar nasıl söyleyeyim, trollerin başı dertteydi zaten savaşlarla. Bu insan ve trollerin arasında dönen hani Amanilerle, Aman Empire'la Arator Krallığı arasında dönen savaşa elfler de bu şekilde dahil olmuş oluyor. Ama elflerin çok büyük bir silahı var. O ne? Arcane büyü gücü ve Fire büyü gücü. Trollerin ise buna karşı koyacak herhangi bir silahları yoktu ve yani bunun altında ezildiler ki Quel'Thalas'a elfler çok rahat bir şekilde yerleşirken trollerin de büyük bir kısmını aslında eskiden hani buralar şeydi zaten troll bir yerleşkesiydi de atalarının daha çok yerleşkeleriydi. Bu topraklara geri çekilmeye başladılar güneye doğru. Şöyle haritayı açacak olursak Quel'Thalas kuzeydeki bu kısım şu anda yanıyordur. Aşağı doğru bu bölgeye doğru geliyorlar. Hinterlands'a kadar çekiliyorlar. Hinterlands'a çekildikten sonra savaş iyice kızışıyor ve bu Amani İmparatorluğu'nun trolleri dağılmaya başlıyor. Yani birliklerini kaybediyorlar çünkü insan ve elf krallıkları arasında sıkışıp kalıyorlar. Hem lokasyon olarak hem savaş olarak iki ateş arasında kalmış oluyorlar. Ve zaten bunlara karşı koyacak büyük güçleri yok. İyice perişan oluyorlar. Ve Hinterlands'te 3 ana şey ayrılıyorlar. Bir şöyle gözlerimi ucuyla bakıyorum. Evet, doğru hatırlıyorum. Raven Tusk Tribe, Wild Branch Tribe, Witherbark Tribe. Tribe dediğim şey kabile. Arkadaşlar şöyle haritayı açıp gösteriyorum. Size bazı bölgeler kapalı. Size yayına şu haritayı vererek açayım, göstereyim. Arkadaşlar haritada gördüğünüz şu Sha'alor dediğimiz yerde Witherbark'lar takılıyor. Wild Branch'ler ise şu Jintalor bölgesinde takılıyor. Raven Tusk'lar ise şu gördüğümüz Raven Tusk Village bölgesinde takılıyor. Ama Raven Tusk Village o dönemlerde kurulu değil. Yani ilk o Amani ile Arator Krallığı'nın savaşı bittikten sonra Raven Tusk'lar o kadar az sayıda kalıyorlar ki hani neredeyse yok denecek kadar az şeyler. Bölgeleri yok yani home dedikleri, ev dedikleri bir yuvaları olmuyor bunların. O derece şey yapılıyor. Daha sonra bu haritada gördüğümüz Raven Tusk köyü Horde şeyiyle nasıl söyleyeyim desteğiyle koruluyor. Ama
Orkish Horde değil, Tral'ın Horde'unun desteğiyle kuruluyor. Daha henüz oralara gelmedik. Anlatacağız. Şimdi bölgeye elfler gel dedik. Trollerle savaşlar. Evet, trollerle şey de yaptılar. Ben şuradan şu döneyim. Size o bölgeyi göstereyim. Hazır çok da uzaklaşmamışken. Elflerin bir kısmı yukarı Kuel'Thalas'a gitmedi arkadaşlar. Ne yaptılar? Burada kaldılar. Burada kendilerine böyle bir ne diyelim, kozi bir mekan oluşturdular. Böyle bir ev yaptılar. Bir tane de göl koydular dibine. O gölde işte Arkane büyüsüyle falan takıldılar. Yani burada Kuel'Danil Lodge dediğimiz yerdeki elfler Blood Elf değil, Night Elf de değil. Bakın Hail Veil diye geçiyor. Aslında Elias olarak görünüyor ama bakın fark ettiyseniz zaten tipleri Blood Elf'lere benziyor. Ama Blood Elf gibi gözleri yeşil değil. Şu an şurada benim targetimde görebilirsiniz. Yeşil ve mavi olduklarını öğrenmiştik geçen. Evet, geçen bölümümüzde şeyi anlatırken, Lorthemar'ı anlatırken neden gözlerin, Blood Elf'lerin gözlerinin yeşil olduğunu anlatmıştık. Evet, bu da arkadaşlar onların büyü güçlerinin olduğu kuyu. Burada takılıyorlar. Şu anda Alliance'a bağlılar ama bölgedeki Alliance üstünlüğünden dolayı. Neyse arkadaşlar, Kuel'Thalas'a yerleşmeyen ve Night Elf'ler tarafından sürgün edilen High Elf'ler bu arkamda gördüğünüz, şu an üzerinden geçiyoruz. Kuel'Danil Lodge'a yerleşiyor ve burada kalıyorlar. Ve burada kaldıklarında insanlara da Arkane büyüsünü öğreten elfler oluyorlar. Yani insanların Arkane büyüsünü öğrenme kökeni bu bölgeye dayanıyor. Birinci savaş dediğimiz bu ara ork insan arasındaki birinci savaşta bölge çok etkilenmiyor. Ama onun öncesinde şöyle bir olay yaşanıyor ki haritanın, bu bölgenin lore'daki en büyük etkisidir bu. Yani en büyük değişimini bu dönemde yaşıyor. Üç çekiç savaşı. Üç çekiç savaşı ne? Şimdi oyunu takip edenler ya da işte uzun yıllardır oyunda olanlar, çekiç diyecek ilk akla gelenler cüceler oluyor. Cüceler. Niye? Çünkü işte silah dövüyorlar. Her tarafları işte demircilik, yani madencilik, şu bu falan. Evet, doğru. Peki bu üç çekiç savaşı niye çıkıyor? Kimler arasında çıkıyor? Üç çekiç savaşı High King Anvilmar. Cücelerin, nasıl söyleyeyim, efsanevi kralı. Öldükten sonra kendi aralarında kuzen olan 3 klan arasında, aynen, cüce iç savaşı çıkıyor. Kim bu klanlar? Bronzebeard klanı, Kızıl Sakallar klanı, Wildhammer klanı, yani Vahşi Çekiç klanı ve Dark Iron klanı, yani Karademir klanı dediğimiz 3 klan arasında savaş çıkıyor. Ve şu anda zaten mevcut oyunda da bildiğiniz üzere Bronzebeard klanı savaşı yeniyor. Ve Ironforge'un, nasıl söyleyeyim, yasal varisleri oluyorlar. Ironforge'da yaşama hakkına sahip oluyorlar. Ironforge'da yaşıyorlar. Ancak bu 3 yani 3 cüce klanı arasındaki savaş aslında Dark Iron'lara karşı biraz daha oluyor. Çünkü Wildhammer'lar biraz daha Ironforge'a sahip olan bu Bronzebeard klanının yanında yer alıyor. Ancak nasıl söyleyeyim, hani biraz daha Bronzebeard klanı şey olduğu için, güçlü olduğu için bunlar da savaşta yeniliyor ve nasıl şey yapayım, çekiliyorlar yani Ironforge bölgesinden, Kazmo'dan, yani bunlar için aslında kutsal olan bölgeden, Anvilmar kralının bölgesinden çekiliyorlar. Nereye doğru çekiliyorlar? Kuzeye doğru geliyorlar arkadaşlar. Belki hikayede bileniniz vardır. Birazdan tekrar bahsedeceğim. Grimbatol denen bir yerleşka var. Kataklizm döneminde dungeon olmuştu. Oraya gittik işte, bossları kestik falan filan. Anlatacağım, çok da girmek istemiyorum. Bu Grimbatol'e gidiyorlar. Grimbatol'ü kuruyorlar ve yine Wildhammer klanının belli, yani hatıra sayılır büyük bir kısmı da buraya geliyor ve Air Peak yerleşkesini oluşturuyorlar. Normalde şimdi ileride anlatacağım olaylar yaşanmadan önce Grimbatol Wildhammer'ların başkenti olarak geçiyor. Air Peak ise ikinci büyük şehirleri olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Çok kısa hikayeye bir bıçak atacağım arkadaşlar, bir böleceğim. Şundan dolayı.
Arkadaşlar Altar of Zul. Zul'a geldik. Şu anda bulunduğumuz expansion'da, Battle for Azeroth expansion'da, Uldir Raid'inde Zul'u tanımıştık. Net bir şekilde görmüştük. İşte eskilerden kalma, ona ithaf edilmiş bir tapınak arkadaşlar burası. Ama o bahsettiğim, az önce bahsettiğim savaşlardan sonra iyice dağılan troll kabilelerinin gölgesinde bu bölge sahipsiz kalıyor. Ve gördüğünüz gibi her tarafı ayrık otlar bürüyor. Tapınak bakımsız durumda. Ve hani nasıl söyleyeyim? O eski ihtişamını kaybetmiş halde. Bunu söylemek istedim hazır buraya kadar gelmişken. Devam edelim. Dedik ki Wildhammer klanı buraya Erepik şehrini kurdu. Şu an siz bu şeyde haritada göremiyorsunuz. Ben size yine o meşhur haritayı açayım arkadaşlar. Şurada, şu an mouse'umun olduğu bölümde Erepik, Ere zirvesi denilen şehirlerini kuruyorlar. Şimdi bu çok önemli. Abi neden önemli? Şundan dolayı önemli. Şu an şu Griffon'u görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Razor Beak Griffon'u. Razor Beak Griffon'u şu an daldı bize. Oğlum bir dur. Dalma. Şu yarı kuş, yarı aslan yaratık. Arkadaşlar. Alliance'ın en önemli simgelerinden biri. Madem öldür bizi istedi keselim. Alliance'ın main yani ana uçan bineği. Arkadaşlar bu. Ve bölgeye yerleşen Wildhammer cücelerinin evcilleştirilmesi sonucu böyle binilebilir hale geliyor. Ve yani Wildhammer klanının Alliance'a en büyük hediyesi bu oluyor. En büyük katkısı bu oluyor arkadaşlar. Bu Griffon'ların evcilleştirilmesi. Hatırlar mısınız? Yayının başında size bir heykel göstermiştim. Evet. Arkadaşlar burası Erepik ve büyük bir kartal heykeli var diye. O kartal heykeli işte bu Griffon'lara atfen yapılmıştır. Neden bu adamlar böyle büyük bir heykel yaptılar? Şimdi ben o tepeye tekrar çıkacağım size. Nasıl söyleyeyim? Göstereceğim. Wildhammer klanı arkadaşlar doğayla nasıl söyleyeyim özdeşleşmiş iç içe yaşayabilen bir klandır. Yani diğer cüce klanlarına nazaran biraz daha doğa şeyleri algıları yüksektir. Şöyle göstereyim. Evet yine o kartal heykelini görüyorsunuz arkadaşlar. Griffon heykelidir. Bu bölgeye geliyorlar. Çeşitli doğa güçleriyle uğraşıyorlar. Zaten bölgede troller var. Her ne kadar istemeseler de trollerle ufak sürtüşmeler yaşıyorlar. Ama iyi geçinenleri de oluyor falan derken trollerden şamanistik güçler öğreniyorlar. Ve doğayla daha da iç içe geliyorlar. Ve bu Griffonları evcilleştirebiliyorlar. Griffonları o kadar bağlanıyorlar ki arkadaşlar. O kadar böyle seviyorlar ki hani Griffon'larla birlikte birbirlerini. Onların anısına yani onların böyle nasıl söyleyeyim? Anısına. Aynen anısına böyle koca bir heykel yapıyorlar. Ve nasıl söyleyeyim bölgede yaşayan Griffon'lar görsün de gelsin diye. Şimdi arkadaşlar siz sormuyorsunuz ben sorayım. Kendi kendime. Abi bu cüceler az önce dedin ki şamanistik güçler öğreniyorlar. O zaman klasikte World of Warcraft klasikte yani şey gelene kadar neden kataklizm gelene kadar neden şamanlık Alliance'da yoktu? Bu sorunuzun cevabını burada bulacağız arkadaşlar. Ben sizi biraz meraklandırayım diye konuya şey yaptım. Lore akışını tekrar kesiyorum. Çok özür dileyerek. Arkadaşlar bir başka büyük troll yerleşkesi olan bir bölgeye geliyoruz. Chandra Alor. Arkadaşlar büyük bir örümcek tanrısına nasıl söyleyeyim. Atfen şey yapmıştı. Zaten troll müzikleri de çalmaya başladı arkada. Ve Wild Branch kabilesi burada ağırlığını göstermektedir. Arkadaşlar görüyorsunuz bölgede 3 tane büyük nasıl söyleyeyim piramitleri var. Zamanın Amani trollerinden bölgeye kalan yani Hinterlands'e kalan en büyük troll miraslarından biridir arkadaşlar. Arkadaşlar şurada fark ettiyseniz karşıda bir sunak görüyorsunuz. Gördünüz mü bilmiyorum şurada.
Gölün hemen karşısında yüksek bir yerde. Zaten kanlar da var. Hafif üstüne gidelim. Ve az önce gittiğimiz Altar of Zul'da da buna benzer bir sunak vardı. Arkadaşlar bu bölgedeki kalan troller şuna inanıyorlar ki dedik ya Raven Tusk trollerinin sayısı çok azaldı. Bundan dolayı azaldı. Diğer kabileler Witherbark ve Wildbranch kabileleri troll savaşlarındaki yenilgiyi o kabileye bağlıyorlar. Raven Tusk kabilesine bağlıyorlar ve kanın loası yani Blood Loa Hakkar ki Blood Loa'nın aslında Gaon olduğunu sonradan mı öğreniyoruz ya da o troll konusunda çok emin değilim. Loa konusunda çok sonradan şeyim öğrenirim yok, demişti. derin bilgim yok. Ama benim bildiğim kadarıyla ikisi de Blood Loa diye geçiyor. İkisi de farklı şeylerden geçiyor. Gaon daha çok böyle deneysel bir Evet şey sonucu evet. ortaya çıkıyor. Hakkar direkt kendisi birebir kanın loası. Neyse o kanın loasını adaklar sunuyorlar burada. Yani sacrifice'lar yapıp fedakarlıklar yapıp burada insan İnsan mı? kurban ediyorlar. İnsan İnsan değil pardon. özellikle Ama şimdi sen kendilerini. insan dedin. Raven Tusk trollerini Ne? Aa. kurban ediyorlar. Peki şey mi oluyor? Bu isteyerek mi gidiyorlar kurban Hayır. edenler? Raven Tusk trollerini nasıl söyleyeyim? Zorla yaptırtıyorlar. Neden? Çünkü Amani savaşlarını kaybetmelerinin sebebini onlar olduğunu düşünüyorlar. Şey gibi değil yani Vikingler gibi değil isteyerek seni Evet. işte vereceğiz. Ve o kararı alan da Vilepriest Hex diye bir abla diyor ki işte sizin yüzünüzden gelin bakalım diyor. Sizi kurban edeceğim diyor. Kurban etmeye başlıyor. Bir sorum daha var. Kadınlar şimdi Hex abla dedin de şey Dişi troll. kabilelerin dişiler oluyor muydu? Evet. Aa çok ilginç. Peki bütün Neden? kabilelerde bu var mı yoksa sadece mesela özellikle trollede? Çünkü ben hiç görmedim bu zamana kadar. Bir elflerde gördüm. Bir de şimdi söyledim bunlarda gördüm. Yani hep sana nasıl söyleyeyim. Klanlarda Dişi lider mi? diş evet dişi lider doğru. İnsanlarda göremiyorsun. Zaten krallık sistemi var. Cücelerde de yine krallık sistemi var. Gnomlarda görebilirsin ama gnomlarda sadece şey gelmedi. Arkadaşlar Shadra'yı görüyorsunuz şu anda. Shadra Alor zaten bölgenin adı. Bu örümcek ne diyelim küçük tanrısı demigodına adanmış bölgeyi zaten. Şu an bunu kesiyoruz. İşte o tapınaklardaki ritüellerimizi tamamladık. Ortadaki gölden arkadaşı samonladık. Hexer'ların başı Miko abla değil. Sadece Amani Hexer'ların başı diye düşünebilirsin ama gene değil. Nasıl ya? Hayır yani bu bölgede Amani'ler var. Söyledim ya yavrum. Troller böyle bir kabile iki kabile değil. Yani birçok kabilesi var. Anladım. İşte sent işte kumun şeyleri kabilesi var, Amaniler var, Zandalarlar var, Darkspear'lar var, Aa, anladım. Gunduraklar var, işte o yukarıda kuzeydekiler var. Var oğlu var yani. Yani bayağı karışık ortam o anlamda. Tamam. Northrend'deki Ice Troller miydi? Değil, oradakiler Drakariler arkadaşlar. Drakariler nasıl söyleyeyim? Başka bir ırk ama Lich King'e bağ ediyorlar. Şaka. Evet. İkinci savaş patlak veriyor arkadaşlar. Yani Orkish Horde, Ork Hordu, Ork güruhu kuzeye doğru yolunu alıyor ve Lordaeron'u kuşatıyor. Lordaeron'a karşısında Lordaeron çok iyi bir direniş gösteriyor. Orklara karşı çok iyi bir direniş sağlıyorlar ve orklar diyor ki biz bu kaleyi bu kolay bir şekilde düşüremeyeceğiz. Bölgede troller var diyor. Trollerden yardım alalım diyor. O bölgedeki troller şu an bu bölgedeki troller işte. Hinterlands, işte Koel-Talas ve bölgedeki hani ama eski Amani trolleri. Amaniler de diyor ki horda yani Orkish horda. Siz bize yardımcı olun. Biz de size yardımcı olalım diyor. Nasıl siz bize yardımcı olun? Gidin Koel-Talas'ı elflerin elinden kurtarın diyor. O dönemlerde orklar kuzeye doğru yürürken gene bu Wildhammer klanının az önce bahsettiğim nasıl söyleyeyim ana şehri olan Grim Batol'e doğuruyorlar. Bu Grim Batol'e girerken Alexstrasza'yı yakalıyorlar. Alexstrasza'yı burada hapsediyorlar ve ona zorla brood ettirip yani nasıl brood ettiriyor? Yani doğutturuyorlar yani çoğaltıyorlar yumurtalarından. Çıkan orkları dragonları eğitip onların binicileri oluyorlar.
Eğittikten sonra bunların binicileri haline geldiler arkadaşlar. Binicileri oldukları için de çok büyük güce ulaştılar. Ve bu güçten faydalanmak isteyen troller, ki troller zaten bunu hani işte orkların dragonları var, gel onları kullanalım, Koyal Talas'ı geri alalım şeklinde değil. Hani bize yardımcı olun, biz de size Lordaeron kuşatmasında yardımcı olacağız gibisinden bir geri dönüş yapıyorlar. Ancak orklar şeyde nasıl söyleyeyim, Koyal Talas kuşatmasında başarısız oluyorlar. Bu arada arkadaşlar Eyre Peak'in önüne geldik. O büyük Grifon heykelini daha yakından görebiliyorsunuz ve yine cücelerin nasıl söyleyeyim dağın içine oydukları başka bir büyük şehir daha. Dışarıdan böyle sanki parça pinçikmiş gibi görünüyor ama içerisinde çok büyük bir şehir. Bir gün olur da Alliance karakteri açarsak buraya girip içinde gösteririz. Ya da videolardan görebilirsiniz. Ben gördüm daha önce Alliance oynadığım için. Bu Dark Iron Dwarf'larla ilgili şu an Eli'de karakter açılabiliyor. Ne değişti de duruma geldi. Dark Iron'ların... Radamance geleceğim. Dark Iron'ların lideri olan Moira Tyrissian biraz daha yumuşuyor. O konuyu da anlatayım. Çünkü Üç Çekişler Savaşı'nı bu seride anlatamayacak gibiyiz. King ve Varian Wyrin geliyor. Arkadaşlar bir savaşta cüce şeyine ittifakına ihtiyacı oluyor. O savaşta şu an girmeyeceğim. Önce geliyor Bronzebeard'den yardım istiyor. Arkadaşlar ejderhaların günü. Bronzebeard'den yardım istiyor. Bronzebeard klanı şöyle cevap veriyor. Zamanda diyor Dark Iron klanı bizi sırtımızdan vurdu. Ironforge'i ele geçirmeye çalıştı. Biz bu savaşta sizle ittifak olursak. Humanlar. Biz bu savaşta sizinle ittifak olursak Dark Iron'lar kesin bizi sırtımızdan vurup Wildemir klanını da yok eder diyor. King Varian sinirleniyor. Wildemir'lara dönüyor. Siz bana şey yapın diyor. Yardım edin diyor. Onlar da aynı cevabı veriyor. Biz de eğer sizinle ittifak olursak işte Dark Iron'lar en kısa zamanda Bronzebeard'leri yok edip Ironforge'a girerler. Cüce şeyini yok ederler diyor. O sırada çok sinirleniyor King Varian. Cücelerden adam olmaz diyor. Arkasını dönüp gitmeye başlıyor ki derken Moira Tyrissian sesleniyor. Dark Iron'lar olarak biz size yardımcı olacağız diyor. Daha sonra arkadaşlar diğer yani diğer cüce klanları Moira Tyrissian'ın yaptığını gördükten sonra utanıyorlar ve King Varian'ın yanına gelip tamam biz yaptığımızdan dolayı pişmanız. Biz de size desteğimizi sağlayacağız diyor. Ve böylelikle 3 cüce klanı kataklizmden sonra birleşmiş oluyor arkadaşlar. Yani Dark Iron'ları açabiliyor olmamızın hikayesi buradan geliyor. Biraz daha geride bu cüceler Lordaeron zamanında Ela ile ittifak mıydı? Abi biraz daha geride değil. Şu an ona giriyoruz. Çok güzel bir soru sordun. Konuya buradan devam edeyim. Biraz duran bir anlatımlı şey, görselli bir anlatım olacak. Kusuruma bakmayın. Şöyle, ikinci savaşta dedik ya Lordaeron kuşatmasında orklar trollerden yardım istedi. Troller de karşılığında orklardan Koyal Talas'ı kurtarmalarını istemişti. Troller savaşa katılacaklarını söylediler ve Lordaeron üzerine gitmeye başladılar. Bu sırada zaten daha önce insanlarla arası iyi olan buradaki Wildemir cücelerinden yardım istedi Lordaeron. Ve bu... yardıma, çağrıya cevap verdiler. Ve büyük bir ork topluluğu burada Wildemir klanı tarafından durduruldu. Hatta Wildemir klanının lideri Kurdran Wildemir, Lordaeron savunmasına birebir katılarak çok büyük bir yardım gösterdi. Neden çok büyük büyüklüğe bastırdım burada? Yani göklere hakimlerdi. Griffonlar sayesinde uçan bir şeyleri olduğundan dolayı ki biliyorsunuz dragonlar istemeyerek nasıl söyleyeyim orklarla işbirliği yapıyordu. Ancak Griffonlar hani sevgiyle birbirlerine bağlıydı cücelere. O yüzden daha hakimlerdi gökyüzüne ve çok büyük bir katkı sağlıyorlar Lordaeron savunmasına. Ancak zaten daha önce bahsetmişimdir. Mutlaka Lordaeron savunmasında orkların yenilmesinin ana sebebi Gul'dan'ın satması. Gul'dan orkları satıp Tomb of Sargeras'a gidiyor gücü elde edebilmek için. O sırada arkadaşlar şurada Skull Rock diye bir yer var. Orgrim Doommemur buraya konuşlanıyor. Ve Eyre Peak arasında yani bölgede bu işte orta kısımlarda savaşlar dönüyor. Orklar Skull Rock'ta, Alliance Eyre Peak'te cücelerle kapışıyorlar arkadaşlar. Skull Rock'ın şeydeki yani bölgedeki yeri ve hikayedeki önemi bu.
İkinci savaş bitti. Artık ork tehdidi, yani insanlar için ork tehdidi tamamen bertaraf edilmiş olarak kabul ediliyor. Çünkü o saatten sonra artık orklar da kendi aralarında dağılıyor. İşte Gul'dan yok. Ogrim Doom Emir yenik düşmüş. Kaçak hayatı yaşıyor. Tral zaten daha bebek. Drotan liderliğindeki Frostwolf klanı Alterak'a çekildi. Yani zaten banish edildi Horde'dan. Derken Elayen şöyle bir karar oluyor arkadaşlar. Stormwind'in önünde bir şey vardır. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama şöyle açmaya başlayayım. Valley of Heroes diye geçer oyunda. Stormwind'in girişindeki Kahramanlar Vadisi olarak geçer arkadaşlar. 4 tane ana heykel vardır burada görürsünüz. Sol arkadaki Khadgar'dır. Şu anki Khadgar, bildiğimiz Khadgar. Sağ arkadaki Alira Windrunner, Trallion'un sevgilisi. Ön sağdaki arkadaş Danat Trollbane'dir. Ve sol öndeki arkadaş da Kurdran Valtemir'dir. Şimdi bunu neden gösterdim? Az önce dedim ya, Kurdran Valtemir Lordaeron savunmasında yardımcı oldu diye. Valtemir klan adına ve oradaki cüce birliklerini yöneten arkadaştı. Daha sonra bu dörtlü ittifak tarafından, yani Alliance tarafından şöyle bir karar alınıyor. Diyor ki şey, ne onu sen söyle. Bu orklar nereden geldi? Ne oluyor? Hani birden portal açıldı. Evet, içinden orklar geldi. Bunun bir araştırılması yapılsın diye Draenor'a gidiyorlar. O zamanlar Outland diye biliniyor. Çünkü yani dış dünya olarak tanıyor şeyler. Nasıl söyleyeyim? İnsanlar. Outland adını veriyorlar. Ancak gerçek adı Draenor. Draenor'a doğru yola çıkıyorlar. Ve ilk işte Expedition deniyor. Nedir ona? Sefer. Outland olan seferde yer alan komutanlardır. Arkadaşlar, Kurdran Valtemir'in Outland'e gitmesiyle birlikte Valtemir cücelerinin başına Falstad diye bir cüce Aa, geçiyor. geldi Ve Karstad. Kurdran'ın gidişiyle birlikte Falstad şeye oturuyor. Bu üç çekiçler konsülü deniyor artık cüceleri yöneten konseye. Orada Falstad Valtemir klanının lideri olarak görünüyor. World of Warcraft klasikte daha çok burada bir quest giver olarak geçecek ama Kataklizm'den sonra Ironforge'da Valtemir'lerin lideri olarak bulunuyor. İkinci savaş sırasında dedik ki Kordran gitti. O sırada arkadaşlar Alexstrasza'ya olanlar öğreniliyor. Alexstrasza'ya olanlardan sonra onu kurtarmak için bir heyet kuruluyor. Ama böyle şey olarak nasıl söyleyeyim, heyet değil, hani bu gidişten önce Veressa Windrunner, gene bu Windrunner kardeşlerin üçüncüsü Alira, Sylvanas ve Veressa. Veressa, Windrunner ve Ronin, ki zaten sevgililerdir bunlar. Şeyi kurtarmaya gidiyorlar. Nasıl söyleyeyim? Alexstrasza'yı kurtarmak. Alexstrasza'yı kurtarmaya gidiyorlar. Ancak giderken yolda bu Dragonmaw klanının orklarına yakalanıyorlar. Dragonmaw klanlarının orklarına yakalanıyorlar ki ejderlerle saldırıyorlar. Yani gökten bir saldırı gerçekleşiyor. Arkadaşlar. Bu saldırı sırasında Falstad onlara denk geliyor. Ve Falstad hızlı bir şekilde işte Griffon'uyla aralarına dalarak orkları bertaraf ediyor, öldürüyor ve Ronin'le Veressa'yı kurtarıyor. Daha sonra görevin ne olduğunu öğreniyorlar ve zaten az da pasif olsa Alliance'a bağlı olan Valtemir klanı yardımı kabul ediyor. Ve Falstad da bu şeye katılıyor. Ne denir? Mission'a, Quest'e katılıyor. Arkadaşlar, ve hikayesi çok uzun. Şimdi size ne 5 dakikada verebilirim ne 5 günde verebilirim. Alexstrasza'yı bir kurtarma hikayesi yaşanıyor. İşte Goblin Krill geliyor, onları kandırmaya çalışıyor. Deathwing işin içine giriyor. Bütün aspektler kapışıyor. Derken Alexstrasza kurtarılıyor ve Falstad burada çok büyük bir rol oynuyor arkadaşlar. Yani efsaneler arasına giriyor Falstad yaptığı şeylerle. Ve arkadaşımızın bahsettiği kitap şu anda bu kitap arkadaşlar. Ejderhanın Günü kitabı bu ve buradaki cüce arkadaş, bilmiyorum yayında net bir şekilde görünüyor mu? Şöyle bir bakayım Başlat. alttan. Evet arkadaşlar, şöyle biraz daha yaklaştırabilirim. Tamam bebeğim, Ben yapma. yaklaştıracağım. Ben yaklaştırabilir miyim? Edacığım ya. Arkadaşlar, burada gördüğünüz 3 kişi Elf olan Veressa,
İnsan olan Ronin, cüce olan da Falstaff'tır. Az önce arkadaşımızın bahsettiği kitap, bu kitap okumanızı tavsiye ederim. Türkçesi var arkadaşlar. D&R'dan alabilirsiniz. Çok cüzi bir rakama. Bunlar zaten 2. Savaş'ın sonunda gerçekleşiyor arkadaşlar. 2. Savaş'ın sonuna, yani bu anlattığım şeylerle sona eriyor. Ve sona erdikten sonra Tral'ın bir horde kurma girişimi başlıyor arkadaşlar. Tral'ın horde kurma girişiminden sonra Tral bölgedeki trollere hani eski ittifakları, hani eski şeyleri yeniden toplama amacıyla hani tekrar tekrar sesleniyor. Diyor ki hani kim var? Ben yeni bir horde kuruyorum. Sadece ork ordu değil artık. İşte Tauren'ler var, Dark Spear'lar var, şunlar var, bunlar var. Gelin toplanalım diyor. Buraya da elçiler gönderiyor. Ancak Wild Branch ve Witherbuck kabileleri katılmıyor. Sadece Raven Tusk kabilesi cevap veriyor. Raven Tusk kabilesinin de cevap vermesinin sebebi artık bölgede bir yerleşkeye sahip olmak. Hani artık nasıl söyleyeyim, kurban edilmekten kurtulmak. Ve Thrall'ın horduna bağlanıyorlar. Ki haritada en güney köşede, böyle sağ alt köşede görürsünüz. Bu köye yerleşiyorlar ve yani ilk yerleşkeleri oluyor. Hordun da tek ana şeyi oluyor burası. Özellikle World of Warcraft klasik döneminde. Yani eğer Hinterlands'da görev yapmak istiyorsanız bu tehlikeli yolu komple baştan başa geçip bu köye gelmek zorundasınız. Ta ki Kataklizm'e kadar. Kataklizm'den sonra Hirvata Research Station kuruluyor. Forsaken'lar tarafından. Bu bölgede Forsaken'lar yerleşiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci savaştan sonra işte Raven Tusk'lar cevap veriyor. İşte bölgedeki nasıl söyleyeyim? Bu şey bu şekilde oluşuyor. Ne anlatacaktım ya? Kafam karıştı. Neyse, 3. savaşa geçelim. Hatırlayamadım. Az önce Eda da sordu. Zaten konunun üzerine de eğildik. Arkadaşlar. 3. savaş, yani orklarla insanlar arasında geçmiyor. Scourge ile bütün dünya arasında geçiyor. Ve hani Scourge önce işte Lordaeron'u vuruyor. Sonra işte Plaguelands'leri vuruyor. Ghostland'den Quel'Thalas'a doğru çıkıyor. Arthas gidiyor. Kel'Thuzad'ı uyandırıyor, Archimonde summonlanıyor. Derken arkadaşlar Lordaeron'un düştüğü sırada Wildhammer çok böyle yardıma gidemiyor. Wildhammer klanı. Okay. Anlatabildim mi? Yani burada biraz daha sustain kalıyorlar. Yani sabit kalıyorlar yerlerinde. Ama şey değil, yani Scourge'dan korktukları ya da işte çekindikleri için, savaşa giremeyecekleri için değil. Şundan dolayı Scourge aynı zamanda Burning Legion'la birlikte hani bütün dünyaya çeşitli saldırılar düzenleniyor. Ve buraya, bu bölgeye de High Lord Krul saldırıyor Scourge'le. Demon Lord. Okay. O sırada Wildhammer klan kendi savunmasını yapıyor. Yani kendi klanının hayatta tutmaya çalışıyor. Ancak insanlar bunu şu şekilde algılıyor ve diğer cüceler. Ha, ittifaka yardımcı olmadı Wildhammer klan. Kendi başının çaresine bakmak istedi diyor ve araları açılıyor. Bizim Battle for Azeroth'a kadar ki kataklizmdir aslında bunun ilk temellerin atıldığı yer. Iron şeylerle ve Wildhammer'larla pardon barışmamızın cücelerin birleşmesi. Alliance'dan sanki soğuk bir yan klan. Neydi onu sen söyle. Ha, direkt böyle Alliance ittifakına dahil bir oluşum olarak görülmüyor. Biraz daha Alliance'dan soğuyor. Üçüncü savaş buna kadir oluyor arkadaşlar. Yani Aera Peak'in biraz daha Alliance komutasından ayrılmasına sebep oluyor. Şundan dolayıdır ki arkadaşlar kataklizme kadar Alliance'taki cüceler şaman olamıyordu. Ancak kataklizmde Grimbatol muhabbetlere giriyor. Twilighthammer haritası açılıyor ve daha çok Wildhammer questleri geliyor ve Alliance'lar Wildhammer cüceleriyle nasıl söyleyeyim dostluklarını pekiştiriyorlar ve o günden sonra cüceler şaman oynayabiliyorlar. Haritada görselde Seradain diye bir yer görüyorsunuz. Ve yayın içerisinde gittik, orada gördük. Devasa bir ağaç var arkadaşlar. Ki Life Tree değildir.
üstüne basarak söylüyorum. Life Tree değildir arkadaşlar. Devasa büyük bir ağaç var. Ve World of Warcraft klasik geldiğinde göreceğiz. Burada corrupt edilmiş 4 tane Green Dragon. Yani yeşil dragonlarla, ejderhalar kapıyı tutuyor olacaklar. Arkadaşlar bir portal var. Zaten haritadaki görselinde de böyle hafif altında bir yuvarlak üstünde ağaç görürsünüz. Dünyada bu ağaçlardan 4 tane var. Bu 4 ağaç Ysera'nın Emerald Dream'ine bağlanır. Emerald Dream dediğimiz yer Azeroth'un blueprint'idir. Yani nasıl söyleyeyim? Ana şeyidir. Kendisidir diyeyim. Özüdür. Blueprint'idir. Oraya bağlanan 4 tane portal vardır ve alelade kişiler gelip geçmesin diye de 4 tane dragon değişimli olarak bu 4 kapıyı savunurlar. Ben isimlerini ezberleyemediğim için notumu aldım. Birazdan da şeylerini göstereceğim. Görsellerini. Görsellerini göstereceğim arkadaşlar. Sadece yerlerinden hatırlatayım istedim. Duskwood'da Twilight Grove adında bir yerde böyle bir ağaç var. Ferelas'ta Dreamboat dediğimiz yerde böyle bir ağaç var, bir portal var. Eshinvale'de Boat Shadow ve Hinterlands'taki bu Seradane dediğimiz ağaç var arkadaşlar. Bu 4 dragonsa Emerys, Leton, Tyrr ve Yösendire'dir. Arkadaşlar bu isimler size tanıdık gelmiş olması lazım. Bir önceki Legion Expansion'da Emerald Nightmare Raid'inde biz bu arkadaşları kestik. Aynen öyle. Şu görselde ejderhaların bazılarını görebileceksiniz. Yeşil dragonların World of Warcraft Classic'te bu ağacın önünde nöbet bekliyor olacaklar. Arkadaşlar bu 4 ejderha. Burada kırmızı olarak görüyorsunuz. Emerald Nightmare'de. Bu 4 ejderha sırayla nöbet tutacak bu ağaçların karşısında. Bu ağaç neden burada? Neden bu bölge seçilmiş? Bilinmiyor arkadaşlar. Ancak şöyle bir kabulü vardır. Life Tree'lerin olduğu bölgeler ve bu ağaçların olduğu yerler Emerald Dream'e en yakın olan ve en nasıl söyleyeyim olduğu gibi kalan bölgeler olarak kabul ediliyor. Buradan şu spekülasyona bağlayacağım. Saydığım bazı bölgelerde yıkım çok şiddetlidir. Yıkım çok kuvvetlidir. Ona rağmen bu bölgelerde portal açık halde bulunuyor. Ve Emerald Nightmare'in oluşmasına atfedilir. Bu da. Anlatabildim mi? Ama yani kesin direkt lore kaynaklı işte bundan dolayı Emerald Nightmare'dir ya da işte şeydir gibi bir yaklaşım yok. Sadece spekülatif. Evet.